Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Yine bir pazar klasiğinden sizlere seslenmiş olacağım. Yine iki tane güzel, keyifli kıyaslama yapacağımız araç var. İlk önce araçları, sonra da araç sahipleriyle kısa bir sohbet ederek sonrasında kıyaslama testimize geçeceğiz. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Araçlarımız arkadaşlar Megane ve E90 320 Diesel. Megane Vedat abinin aracı arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki pazar kıyaslamasında da Vedat abiyle Leon'u kıyaslamıştım. Bu sefer E90 320 Diesel denk geldi. Aslında kıyaslamak istediğim farklı iki araç vardı. Fakat bir durumdan dolayı ayarlayamadık hafta sonunu. O sebepten dolayı bu E90'la Megane'ı bir hafta öne çekmiş oldum. Yoksa araya bir içerik daha alacaktım. Olsun, en azından bunu da görmüş olacağız. Şimdi Megane'da zaten geçen haftaki videoyu izleyen arkadaşlar bilir. 2CR'nin stage 1 yazılımı var. Şu anda 180 beygir, 320 Nm tork verilerine sahip. Bu aracın en büyük avantajı arkadaşlar faz 1. Faz 1 ile faz 2 arasında bir performans farkı var. Bunu daha öncesinde zaten içeriklerimde göstermiştim size. Faz 1 faz 2'den daha iyi yürüyor arkadaşlar ve manuel vites. Manuel vites de otomatik vites EDC olanlardan bir 3-4 boy kadar daha avantajlı. Bir önceki hafta çekimde 16 jantlar vardı. Vedat abi 17 yeni jant lastik takımı yaptı. Böyle bir farkımız var. Bu ister istemez biraz daha ekstra ağırlık olacaktır. Belki 1-1,5 boy kadar geri düşürme durumu olabilir 16 jantlı haline göre. E9320 dizelimiz arkadaşlar bakımdan yeni çıkmış. Üzerinde 17 jantları olan, M jantı olan stok bir araç. 184 beygir, 380 Nm torku var. 6 ileri ZF şanzımanlı. Yaklaşık 125.000'deydi. Oldukça temiz, derli toplu bir araç. Dönemine göre performansı aslında oldukça iyi bir araç. Hala günümüzde de birçok 1.4, 1.5, işte 2 litre dizel kendi konseptindeki araçlara göre de performansı başarılı. Şanzımanla birlikte gerçekten güzel yürüyen bir araç. Arkadan itiş avantajını da kalkışta ciddi şekilde gösteriyor. Şimdi biri C segmenti, biri D segmenti ama zaten uzunluklara baktığınızda genişlik anlamında birbirine çok yakın iki araç. Performans noktasında da yaşı olmasına rağmen bence yine Megane'ı da çok aratmayacaktır. Dizelin özellikle o torklu yürümesi, daha esnek hareket edebilmesi alt devirlerde ciddi bir kazanım sağlıyor. Tabii bu bir performans kıyaslama olduğu için üst devirlerde de bakalım nasıl bir atiklik farkı olacak. Bunu da görmüş olacağız. Şimdi araç sahipleriyle bir araya gelelim. Kısa bir sohbet edip içeriğimize başlayalım. Murat, hoş geldin. Hoş bulduk abi, merhaba. Vedat abi, hoş geldin tekrardan. Murat'la artık arkadaşlar birçok içeriğimiz oldu. 508 testinde en son beraberdik. Evet. Kalkışı Murat'la birlikte yapmıştık. Hatta o son nokta gerçekten çok keyifliydi. Vedat abiyle de geçen hafta birlikteydik arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Leon'la bir kıyaslama testimiz olmuştu. Şimdi kısmetse bir 320 dizelle kıyaslama testi yapacağız. Güçler de birbirine çok yakın. Evet. Senin araç galiba Dyno'da 178 beygir çıkmıştı değil mi abi? 178 çıktı hocam. O zaman filtre takılı değildi. Kutu içi filtre taktık. Yani onunla beraber 180 gibi olacağını tahmin ediyorum. Aynen. Ya kutu içi filtre bir beygir. Bazen beygir bile vermiyor ama bakışını rahatlatıyor. Aynen. Belki yani 180 beygir kabul edilebilir. Aynen. Senin araç zaten son revize edilmiş motor. 184 evet, beygirlik abi. E90 serisinde 380 Nm torku var. Beklentiniz nedir? Ha, bu arada şeyleri de sormak istiyorum. Ağırlığın neydi senin Murat? 1505 kilo. Senin şu anda güncel ağırlığın ne abi? 377. Yani arada hemen hemen bir 130 kilo ağırlık farkı da var. Hani bu da Megane'ın lehine bir durum arkadaşlar. Her ne kadar şöyle gösterdiğimde ebatlar birbirine yakın olsa da dizel motorun 2 litrenin ayrıca 10 yıl önceki teknolojinin getirdiği bir 100 kilodan fazla ağırlık farkı da var. Hani bu detayı da verelim. Öngörünüz nedir? Öngörüleri alayım. Buyur abi. Şu an için bir şey kestiremiyorum ama yine yani bir boy artı eksi olabilir. Yani önde ve arkada kalabiliriz. Benim öngörüm kalkışta arkadan itiş çok ciddi avantaj. Yani kalkışta güzel bir kalkış yaparsa belli bir süre önde götürür. Ara hızlanmada hafiflik avantajı da var. Hani böyle sanki başa başa olacakmış gibime geliyor. Senin fikrin ne Murat? Önceki arabam da Megane'dı zaten. Aynen. Megane'ı biliyoruz. 1.3 TC'ye hakimim yani. Yazılımlı haliyle ben BMW'den biraz önde olacağını düşünüyorum. Dediğin gibi kalkışta biraz BMW üstün olur ama onun harici Megane alır gibi geliyor bana da. Maksat denemek yani. Farkı görmek için buradayız. Evet.
17 jant sonrası bir performansta ufak bir azalma hissettim ama bilmiyorum yani. Ama otoyol sürüşünde en azından tutunma limitinde biraz daha iyileşmiştir. Evet. Direksiyon tepkilerine. Aynen. SP eskisi kadar yakmıyor. En az geçen haftaki kadar SP yakmıyor en azından. Bunlar da bir kazanım olacak senin için Vedat abi. Evet arkadaşlar, şimdi içerik noktasına artık başlayacağız. Birazdan performans kıyaslamasına geçmiş olacağız. Yine sizler için tüketim verilerini sıfırlayacağız seyir esnasında. İki araçta dizel ile benzin arasında tüketimde nasıl bir fark oluyor? Bunu da gözlemlemiş olacağız. Bu arada Megane testi ile alakalı da Oğuzhan Yıldırım'a buradan selam göndereyim ben de. Kendisi sağ olsun videosunda benden bahsetmiş. Megane testi bizi izlemiş performans kıyaslaması olarak. 180 beygirlik halini. Buradan kendisine de selam olsun. Evet, içeriğimiz var. Evet arkadaşlar, şimdi her zamanki güzergahımıza doğru gidiyoruz. Ben E9320 dizelin içindeyim. Diğer yolcu arkadaşımız Megane'ın içinde. Tüketimlerimizi sıfırladık ikimiz de. Aynı şekilde yakıt durumumuz da birbirine çok yakın. E90'ın çeyrek deponun biraz üstünde, Megane'ın da yarım deponun biraz altında. Yani 3-5 kiloluk bir yakıt ekstrası var denilebilir. Başa baş mı olacak, nasıl olacak bakalım, ben de çok merak ediyorum. Birazdan gözlemlemiş olacağız. Tamam. Duydun mu? Biraz geç kaldık ama. Avantajını da aldı artık. Vites kaçırmadıysa Vedat abi. Evet arkadaşlar, şimdi dönüş yolunda ben Megane'a geçtim. Rauf tekrardan E90'a geçti. Böyle bir ağırlık değişimini de yapmış olalım. Bakalım nasıl bir fark çıkacak. Onu da bir gözlemleyelim. Şimdi burada zaten viraj çıkışında bir deneriz. Şöyle yokuş yukarı bakalım ne kadar etki ediyor. Onu da bir gözlemlemek isterim. İstersen sen bir sola geç BMW. Arkamız müsait zaten. Sola doğru çıka çıka gidersin. Biz de Megane'la sola doğru açılırız. Bu hızlar iyi. İstersen kornayı çal sen. Soldasın çünkü. Biz seni duyarız. Tamam abi. Yokuş yukarı ve tabii korku avantajı da var. 320 dirbe. Ve şanzımanla birlikte. Saldım abi. Tamam. Çal Vedat abi. Evet, iki araç da aynı anda gaza bastı. Çamurluğun açılmasını buradan fark ettim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Sola doğru çık Vedat abi. Aynen. Yer açıldı BMW'ye. Şu an Akbaş'a başlayacağım 180'de. 100 oldu. Hala bu kadar. BMW artık hacim avantajıyla benzinli gibi devir çevirme keyfi olan araba görmedim. 210 olduğu için gazdan çektim muhtemelen. Tamam, çal bakalım sen dostum. Senin arabanın bir dolma süresi var turbosu. Dolma süresi yarım saniye bekletiyor seni. Evet.
200'e kadar. Böyle spor falan. 215 abi. Tamam. Çekin ayağınızı. Evet arkadaşlar, burası yolun başlangıcı. Şimdi arkamız bariyer. Biz Megane'la en soldayız. Yanda BMW. Onun yanında da FD6 CV'miz Aydın abi var. O da böyle aracını bir upgrade etti. 2 litre altyapısına dönüştürdü. O da bizimle birlikte bir kalkış sergileyecek. BMW ortada olduğu için BMW'den biz korna sesini çalmasını isteyeceğiz. İki tarafta duysun diye. Hazırsan çalabilirsin BMW. Şöyle tüketim verilerini de alalım. Murat, tüketimin nedir? Hemen bakıyorum abi. Litre. 9.7. Megane'ın tüketimi nedir Vedat abi? 10.6 litre hocam. 10.6. Aslında çok da fark yok. 1 litre kadar olmuş olmamış. Yani bu da dizel ekonomisinin yanında aslında benzinlideki Megane'ın da ne kadar tasarruf sağlamaya çalıştığını gösteriyor. Helal olsun. Güzel motor ve güzel bir yazılım işi çıkartılmış Megane'da. İkinizin de ayaklarına sağlık. Şöyle bir fikirlerinizi alayım. Vedat abi, senin fikrin nedir? Valla tahmin ettiğimden daha iyi yürüyor. BMW 320 dizel. Kondisyonu gerçekten çok güzel. Evet. Yani başa baş gibi oldu. Bazı noktalarda drag kısmında tabii ki arkadan için avantajıyla geçeceğini zaten tahmin ediyordum. Ama hani rol kısımlarında en azından aramızda tam eşit olur gibi veya yarım boy ben geçerim gibi tahmin etmiştim ama tam tersi oldu BMW. Bize bir boy, bir buçuk boy yer önümüzde yer aldı. Çok teşekkür ediyorum. Ya çok iddialı yürüyen bir araba. Ben A4 Quattro varken 2.0 dizel, E90 320 dizel beni de geçiyordu. Şaşırıyordum ben de. Allah Allah diyordum. Nasıl ya? Hani ikimiz de, ben 190 beygir, o 184 beygir. E90'da değişik bir yürüyen var. Murat, senin yorumunu alayım bir de abi. Çok keyifliydi abi. Ben de şaşırdım işin doğrusu. Hani Megane'ı bildiğim için bir boy önde olur diye tahmin ediyordum. Şaşırdım. Muhtemelen dizel hacmine bağlı böyle yürüdü. Çünkü bir şanzımanın bakımı yeniydi, revizyonu yeniydi. O da çok etkiliyor tabii. Biraz onun da faydası var. Yani ayaklarınıza sağlık. İkinizin de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hacim avantajını bir kere daha görmüş olduk bu genellikle. Evet. 650 cc yaklaşık hacim avantajını da görmüş olduk. Ayaklarınıza sağlık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için de kanalıma abone olup yorum yaparsanız, beğeni atarsanız da ayrıca mutlu edersiniz. Hem de görmek istediğiniz, kıyaslamak istediğiniz araçlar varsa onları da yoruma yazabilirsiniz. Herkese keyifli, kazasız belasız sürüşler dilerim.